كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Bir güncel mesele daha var. Onunla konuşalım. Ondan sonra sohbetimize başlayacağız. Bu hafta içinde Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu bir açıklama yaptı. Üniversitelerle alakalı, yani üniversitelerin fuhuş yuvasına döndüğüyle alakalı böyle bir kelime kullandı. Daha sonraki açıklamalarında ben öyle demedim, apartlar o halde dedi. Hatta dedi isterseniz dedi ispat edebilirim dedi. Şimdi bu Ebubekir Sofuoğlu'nun yaptığı açıklamalardan sonra Türkiye'de gündem değişti. Zaten Allah selamet versin. Nerede bir ehli sünnet ağzından bir şey çıkıyorsa Türkiye'de gündem oluyor. Mevzu ne burada? Ebubekir Sofuoğlu'nun orada konuştuğu kelime. Ben o yayını biraz o bölümü izledim. Şimdi orada diyor ki üniversitelerde diyor fuhuş var. Yani üniversite apartlarda fuhuş vardı. Oradaki adamlar diyor ki yani hocam diyor biraz hani ağır olmadı mı diyor. Hani genelleme yapmasaydık diyorlar. Şimdi ben şu meseleyi hani konuşmam lazım. Ben burada Ebubekir Sofuoğlu'nu savunsam bile orada bir hatası var. Nasıl bir hatası var? Şimdi ne olursa olsun. Hani ben de üniversiteler çok düzgün demiyorum. Üniversiteler bozuk. Bunu açık açık görüyoruz. Hani çok düzgün böyle hani dört dörtlük diyemem. Herkesin zaten ahvali ortada. Sosyal medyada kimin ne olduğu belli. Her neyse. Ama biz her zaman diyoruz ki biz genelleme yapmıyoruz. İlla ki işlerinde düzgün biri vardır. Düzgün birkaç kişi vardır. Orada Ebubekir Sofuoğlu'nun yaptığı açıklamalarda hani apartlar iyice fuhuş yuvasına döndü açıklamasında oradaki moderatörlerin uyarmasına rağmen bence yani kanımca hani bir kardeş olarak söylüyorum. Hani keşke genelleme yapmıyorum deseydi ki bu kadar büyümezdi. Çünkü niye? Bakın ben her zaman Allah rızası için konuşuyorum. Biz ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat etmezsek kafirler ya da ehli sünnet olmayan kişiler, mealciler, işte ateistler, deistler her neyse ya da avam tabakası bizim ağzımızdan çıkan kelamları öyle değiştiriyorlar, öyle oynuyorlar, öyle kesip büküyorlar ki ya insan kendinden şüpheleniyor. Ya bize az mı yaptılar burada ya? Videolarımıza az mı kırpıp böyle montajlayıp ben dedim Allah Allah ben de mi sapıttım dedim ya kendi kendime. Bakıyorum böyle ulan hakikaten ben de sapıtmışım dedim ha. Ama öyle kırpmışlar. Ya alakası yok. Alakası yok ama. Bakıyorsun başından kırmış oradan oraya eklemiş. Oradan oraya, hele bu Akit TV var ya. O Akit TV onunla yatacak hiç yeri yok. Zaten Ebubekir Sofuoğlu da Akit TV'de konuştu. Kanal gudubet kardeşim. Kanalla uğramayın yani oraya. Akit TV'den uzak durun. Tam takiyeciler. Tam takiyeci. Her neyse. Ebubekir Sofuoğlu'nun yanlışı şudur. Orada parantez içinde keşke genelleme yapmıyorum deseydi. Hani dinledim mi? Genelleme yapmıyorum demedi. Hani ispat tamam ispat edebilir. Ben yani yalan söyle demiyorum. İlla ki dediklerinde doğruluk payı vardır ama işi böyle sanki genelleme gibi yapınca neydi belirsizler? Bak neydi belirsiz olan insanların ağzına sakız verdi. Ne oldu? Türkiye'de gündem oldu. Bizim buradaki asıl sıkıntımız şudur. Anlatmak istediğimiz problem şudur. Ebubekir Sofuoğlu'nun yanındayız. Destek veriyoruz. Ağzından çıkan kelime yanlış olabilir. Allah Celle Celle affetsin. Ama mesele şu kardeşim. Bugün devlet erkanı hemen ne yaptı? Ebubekir Sofuoğlu hakkında bir açıklama yaptı. Ben buradan devlet erkanına da sesleniyorum arkadaş. Yetkili kim varsa fark etmez. Bu Mustafa Öztürk çıkıp resmen Allah'a iftira attı. Kur'an'ı inkar etti. Ayetleri inkar etti. Her neyse. Bir tane devlet adamı çıkıp açıklama yapmadı. Bir tane. Bir tane resmi kanallardan açıklama gelmedi kardeşim. Bu memlekette ayet inkar edene ses çıkmıyor. Bu memlekette hadis inkar edene ses çıkmıyor. Ne olacak kardeşim ya? Ne olacak? Ne hale geldik? Bakıyorsun kardeşim adam bul orada Allah kitap dümdüz gidiyor. Hiçbir şey yok. Ya olur adamın belki ağzından yanlışla çıktı kardeşim. Olur insanlık hatası. Adam zaten dedi hani benim sözlerimi çarpıttılar dedi. Sözlerimi çarpıttılar dedi. Ben öyle demek istemedim. Belki daha sonra bir düzeltme açıklaması yapmıştır. Ama iş Oda TV'ye düştüyse Allah selamet versin. Oda TV adamı buldu mu yakalıyor yani hiç. Bizim derdimiz şu. Biz bunlara prim vermemiz lazım. Olur ağzımızdan bir yanlış çıkar. Ama maalesef yetkili ve etkili insanların da ehli sünnetin arkasında durmasını istiyoruz. Buradan da devlet yetkililerine sesleniyoruz kardeşim. Allah rızası için bir iş yapacaksanız ehli sünnetin arkasında durun. Bugün ehli sünnet hocalara saldırı olurken devlet erkeninden ses çıkmıyor. Ama kardeşim iş böyle, yani bu kadar abartılacak, bu kadar büyütecek bir mesele olmayan işlerde de kalkıp, yani Cumhurbaşkanı sözcüsü müydü? İbrahim Kalın'dı galiba. Açıklama yapmış. Aynı açıklama İbrahim Kalın beyefendiden Mustafa Öztürk için de bekliyoruz. Tabi sonuçta ehli sünnetler, alnları secdeye gidenler devlet. Görüyoruz, şahidiz yani. Ve aynı şeyi de, aynı performansla bidatçılardan da bekliyoruz. Kusura bakmayacaksınız arkadaş, biz açık açık konuşuyoruz. Adam çıkacak, ayet inkar edecek, hadis inkar edecek, kimsenin gıkı çıkmayacak. Ebubekir Sofuoğlu, he oldu kardeşim, belki bir adam hata, bir gaf yaptı. O ortalığı alevlendirmenin alemi yok. Bak kardeşim, her zaman şunu söylüyoruz. Bir adama kim saldırıyorsa saldıranlara bakacaksın. Ebubekir Sofuoğlu'na kim saldırdı kardeşim? Bir bak. Hani bir laf var ya, İmam-ı Şafir'in olması lazım. Hani okun arkasındakilere bak. Saldıranlara bak. Bununla alakalı çok resimler var. Adamın resmini böyle çiziyorlar. Hep her taraftan böyle ok yapıyorlar. Okun arkasına isimler yazıyorlar değil mi? Bak sen diyorlar, okların nereden geldiğine bak. He, biz de diyoruz ki bu boş boğazlı insanlar için bak bakalım bu adama saldıranlar kim? Sen kimlerle yan yanasın? Ne olursa olsun kardeşim. Biz her zaman söylüyoruz. Hakkın yanında olana Allah Celle Celal yardım eder. Biz her zaman bir şey savunuyoruz kardeşim. Biz elhamdülillah ehli sünnetiz. Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri üzere yaşamaya çalışıyoruz. Günahımız olur illaki, hatamız olur. Kul kusursuz değildir. Ama kardeşim açık açık, aleni şekilde ayet inkar eder, hadis inkar eder. Ulu orta öyle bir şey söyler ki yani geri dönüşü olmayan bir şey söyler. He, ona da kardeşim kulağını çekersin. Ama kalkıp kardeşim bu İslam'a bu kadar hizmet etmiş bir adam, Ebubekir Sofuoğlu ehli sünnet adam yani. Senelerdir üniversitelerde öğrenci okutan adam. Adamlar sınıfa gelmiyor kardeşim diyor. Derse gelmiyorlar diyor. %35 doluluk oranı var diyor sınıflarda. Kimse gelmiyor. Nereye gidiyorlar abicim bunlar? Biz her zaman söylüyoruz. Çoluk çocuk azmış. Üniversitelerde kimin eli kimin cebinde belli değil. Aa bak ben de söylüyorum kardeşim. Kimin eli kimin cebinde belli değil kardeşim. Nereden biliyorum? Biliyorum arkadaş, söylüyorlar. Mesaj geliyor. Haber geliyor. Haberlere çıkıyor. Ya hatta bununla alakalı araştırma yaparken yani bir kardeş paylaşmış. Üniversitelerdeki bu pisliklerin, bu ahlaksızlıkların delilleriyle alakalı en az 6-7 tane net haber. Bilmem ne üniversitesinde fuhuş baskını, bilmem ne üniversitesinde zina baskını, bilmem ne üniversitesinde şöyle bir zina. Ya sırf fuhuş zina var. Bunlar açığa çıkanlar. Bir de açığa çıkmayanlar var. He, biz ne diyoruz kardeşim? Allah rızası için bir iş yapan adam varsa illaki hata olur. Kardeşim bizim de hatamız olur. Vardır illaki. Ben kendime hatasız dersem tövbe haşa, ben kendim peygamber ilan etmiş olurum. O zaman da ne olurum abi? İlahi cehenneme zümera olurum. O yüzden elhamdülillah enayi değiliz. Hatası değil mi? En çok hata bende zaten. Günah zaten en çok bende. Her zaman söylüyorum. Estağfurullah zaten. Estağfurullah. Yok abi, estağfurullah estağfurullah yok. Her neyse. Ama kardeşim bir hata yüzünden, bir kusur yüzünden adam bir hata yapar. Tam üstünü kapatır. Ama şimdi biz böyle söyleyince ha siz de bak falana şöyle reddi yaptınız, filana böyle reddi yaptınız. Onların da hatası. Kardeşim bizim reddi yaptığımız adamlar seriye bağlamış. Otomatiğe bağlamış artık. Gavurlukta. Ayet inkarında, hadis inkarında, bidatçılıkta bilmem ne de seriye bağlamışlara biz reddi yapıyoruz. Biz bir tane hatası olan ama reddi yapmıyoruz. Biz her zaman söylüyoruz. Biz bir adama reddi yapacaksak evvela onu bir araştırıyoruz. Bu adam ne yapmış, ne yemiş, ne içmiş, ne konuşmuş, bu şey kaç kere konuşmuş, bir kere mi söylemiş, tövbe etmiş mi? Aleni bir şekilde bunu açık, kardeşim ben böyle bir hata yaptım, toplumdan özür diliyorum, hepinizden özür diliyorum, kusura bakmayın. Eğer derse ki kardeşim, biz o zaman neresi ki bak kardeşim o adam bir hata yapmış ama kardeşim çıkmış özür dilemiş, kendine gelmiş, tamam mı? Yani yaptığı şeyden pişman olmuş, biz bu adamı reddi yapamayız. He. Adam Diyarbakır Ramazan, Allah selamet versin yani az kaldı tövbe aşağı vahiy geliyor diyecek yani. Yani İskender evreni soruyor, Allah yapacak böyle titreyecek, anladın mı? Diyarbakır sokaklarında Allah selamet versin. He, ne dedi kardeşim? Ehli sünnete sahip çıkacağız. Ne olursa olsun basit bir paylaşım bile olsa, bir yazı bile olsa kardeşim paylaşım yapmak lazım. Sesimiz çıksın ki bizi yalnız zannetmesinler kardeşim. Biz her zaman söylüyoruz. Bizi tek zannediyorlar. Kardeşim hepsinin elinde böyle klavye tıkır 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 tıkır. Bizimkiler böyle böyle. Bizimkiler de böyle. Instagram'da, Facebook'ta paylaşım yapıyor. Paylaş. Onu da yapmıyorlar gerçi. Biz burada bas bas bağırıyoruz paylaşım yapınca. Allah selamet versin. İnşallah bu önemli meseleleri de konuştuk.